Bölüm 74. Acele etmemek, yumuşak huyluluk ve acımak. Onlar ki öfkelerini yutarlar, kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. 3 Ali İmran 134. Ey peygamber, sen affetmek yolunu tut. İyilik ve güzel davranışla emret. Cahillerden yüz çevir. 7 Araf 199. İyilikle kötülük asla bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur bu güzel davranış ve duyguyu ancak öfkesine engel olmak ve eziyetlere katlanmak suretiyle nefsiyle cihad edip sabreden kimse elde eder. Bu güzel davranışı da ancak hayır ve mutluluktan bol nasibi olan elde eder. 41 Fussilet 34 35 Kim yapılan eziyetlere sabreder yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 Hadis 632 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays oğullarından eşecce sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Yumuşak huyluluk ve acele etmeden sabırla hareket etmek. Hadis 633. Ayşe'den radıyallahu anha Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah kullarına merhametle ve büyük lütfuyla muamele eder bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur hadis 634 yine ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kullarına karşı daima kolay ve yumuşak olanı yapar. Onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Katılık ve zorla yapılana ve başka işlerde vermediği sevabı kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir. Hadis 635. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hangi işte kolaylık ve yumuşaklık varsa o işi güzelleştirir. Kolaylık ve yumuşaklığın kendisinden çekilip çıkarıldığı her işse onu çirkinleştirir. Hadis 636. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bedevînin biri mescitte küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil. Hadis 637 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis 638 Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir yumuşak ve kolaylaştırıcı davranmaktan mahrum kalmış kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış olur. Hadis 639 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, bana tavsiyede bulun, dedi. O da, kızma, buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Rasulullah da her defasında kızma, öfkelenme buyurdu. Hadis 640. Ebu Yala Şeddat İbne Evsten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah her varlığa karşı iyi davranılmasına emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da ona eziyet vermek sizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyi bilesin, sivri ettirsin de hayvanına eziyet çektirmesin. Hadis 641. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı sürece mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Yapılacak iş günahsa ondan daima en uzak kalan kendisi olurdu. Allah'ın yasakladığını çiğnemediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka Allah için vermiştir. Hadis 642 İbni Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.